Haftanın son işlem gününden herkese merhabalar. Bu hafta G20'yi konuştuk ve G20 fiyatlamalar üzerinde hissettik. Özellikle iç piyasada çok güzel açılışlarla başladık aslında yeni haftaya. Hem kur cephesinde aşağı yönde bir eğilim oluştu. Endekste de 98.600 ile başlangıç yaptık ve 100.500'lere kadar hafta içerisinde bir yükseliş kaydettik. Dışarıda da küresel borsalarda risk iştahı bir miktar toparlanmaya başladı. Özellikle ABD endekslerinde çok güçlü kapanışlarla aslında aslında günleri de tamamlamış olduk. Dün, dün tabii ki ABD borsaları kapalıydı. Dolayısıyla piyasaların genelinde biraz daha hacimsiz ve sakin seyirler vardı. Biz de içeride bir miktar olumsuz etkilendik. Yabancıların olmaması bizim içeride de endekste bir miktar 99 binlerin altına doğru sarkmalara da neden oldu. Şimdi isterseniz gelin endekste başlayalım. Özellikle bu hafta 98.600 puandan başlayan endeks hafta içerisinde çok güzel bir yol kat etti ve 100.500'lere kadar bir iğme kaydetmişti. Evet bir miktar buralarda yorulduk aşağı yönde bir tepki oluştu ancak hala yorumumuzu olumlu olarak korumaya devam ediyoruz. Yani geri çekilmeler bir süre daha sınırlı kalabilir. Özellikle Türkiye yönelik risk algısı biraz daha yumuşamış durumda. S-400'lerle ilgili artık yavaş yavaş teslimatların gelecek haftadan itibaren yapılacağına dair açıklamalar geldi gelse bile yine de fiyatlamalar üzerinde çok ciddi bir oynaklık yaratmadığını da gözlemliyoruz. Diğer taraftan gelişmekte olan ülke para birimleri içerisinde de Türk varlıkları bu hafta biraz daha pozitif durumdaydı. Bu tablo karşısında en azından endeks özellikle izlediğimiz 98.600 desteğinin altında çok güçlü kapanışlar yapmadığı sürece tekrardan 100.000 ve üzerine doğru bir ivme kaydedebilir görüşündeyiz. Yani şimdilik olumlu beklentimizi koruyoruz. Teknik olarak göstergelerde bunu desteklemek tabii ki endeksin daha da güçlenebilmesi adına 22 aylık ortalamasının geçtiği 101.600 seviyesini izleriz ve bu seviyenin üzerinde yerleşik seyirleri görülmesi durumunda deriz ki evet endeks önümüzdeki günlerde kazançlarını daha da arttırabilir. Dolayısıyla yukarıda 101.600'ü aşağıda da 98.600 bölgesini izliyoruz. En azından bu iki noktanın altında veya üzerinde bir endeks görmediğimiz sürece olumsuz değil biraz daha yatay bir endeks izleriz diye düşünmekteyim. Dolar TL kuruna da gelecek olursam aslında aslında G20 sonrasında en zayıf tepkiyi bence dolar TL verdi. Çünkü yeni haftaya başladığımız zaman hala böyle 5.70 5.80 bölgelerindeyken kademeli bir şekilde düşüşüne başladı hafta içerisinde. Videoyu çektiğim saatlerde 5.60'lardayız. Kurda da şimdi kritik aslında seviyelerde olduğumuzu söyleyebilirim. Özellikle 50 haftalık ortalama 5.66'lardan geçiyor. 200 günlük ortalama da 5.58'lerden geçiyor. Ve kur ısrarla 5.60'ın altına doğru gitme eğilimi içerisinde. Bu tablo karşısında açıkçası ben de düşünüyorum ki gelecek günlerde en azından kurda 5.60 altına doğru seyirler bir miktar daha hız kazanabilir. Özellikle 5.58 bence önemli bir destek noktası ve 5.58'in altına doğru zaman zaman tepkiler görebiliriz. Ancak burada algıyı hemen değiştirmememiz gerekiyor. Yani olası 5.58 altı denemelerinde bakalım ne kadar kalıcı olabilir. Bir bunu izlememiz lazım. Eğer kalıcı olabiliyorsa o zaman 5.55 ve 5.50 kapıları yavaş yavaş aralanabilir. Ama 5.58 altında çok sınırlı tepkiler alıyorsak, zayıf kalıyorsa o zaman bilin ki yavaş yavaş yönümüzü yukarıya çevireceğiz. Dolayısıyla 5.58 bölgesini yakından izlemenizi tavsiye ediyorum. Bugünün takvimi ABD tarafı yoğun olacak. Dün zaten ABD borsaları kapalıydı. Bugün de saat 3.30'da ABD'den Haziran ayına yönelik tarım dışı istihdam verisini alıyor olacağız. Beklentiler biraz daha güçlü ama verinin çok ciddi bir oynaklık yaratmasını ben pek fazla da beklemiyorum açıkçası. Biraz daha sınırlı kalabilir diye düşünüyorum. Bir de isterseniz ons altına da hemen değinelim. Çünkü ons altın tekrardan bu hafta 1440 bölgesine doğru oldukça iştahlıydı. FED komitesine iki tane güvercin adayına açıklanması. Amerika İran geriliminin devam etmesi, Amerika Çin müzakerelerinin devam edeceği ancak uzun soluklu olacağına yönelik beklentiler aslında ons altının tekrardan yönünün yukarıya çevirmesine neden olmuş durumda. Ve benim şahsi görüşüm yılın kanalında da ve piyasadaki riskler devam ettiği sürece ons altın 1400 dolar seviyesinin üzerinde bence seyrini koruyacak gibi duruyor. Yani olası 1406 denemeler bence sizler açısından fırsat olarak değerlendirilebilir. Bugünkü tarım dışı istihdam verisi altın üzerinde bir miktar hareketlilik yaratsa bile yine de çok ciddi bir oynaklık yaratabileceğini ben düşünmüyorum ve yukarıda 1440'ın altını çizmek isterim. Çünkü altın önümüzdeki günlerde tekrardan 1440 denemesi yaparsa bence yükselişi daha da hızlanabilir diye düşünüyorum. Yine gelecek hafta yoğun bir hafta olacaktır. Şimdiden herkese iyi hafta sonları dilerim.